İçlerinizi rica ediyorum ve sizlere kıymetli önerilerimi yapıyorum. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Evet, aslında konumuz çok uzun ve çok saatler sürecek bir konu. Ama biz başlıklar altında en azından birbirimizle hem tanışmış oluyoruz hem de birbirimizle bu konunun bilmediğimiz veya düşünemediğimiz noktalarını öğrenmeye çalışacağız. Ben sözü çok uzatmadan öncelikle oraya size en son vereceğim. Siz de dostlardan olduğunuz için hocam sizinle başlamak istiyorum. Siz hep tarihsel olarak bu konuyla çok ilgilenen bir insansınız. Bu geleneksel mutfağımızı korumak için neler yapmalıyız? Bunun tarihsel süreç içerisinde de anlatabilir misiniz bize? Sosyolojik olarak. Evet. Teşekkür ederim Sayın Başkanım, Moderatörüm. Hepiniz hoş geldiniz. Çok kısa bak, üzerinde durayım. Herhalde şu an normal. Şimdi Adana Yemekleri konusu Adana dışarıdan biraz kebabıyla, ciğeriyle tanınan bir şey biliyorsunuz. Ama ben biraz işin içine girince, ne yazık ki yeni girdim. Girince fark ettim ki evlerde çok farklı yemekler yapılıyor. Onların önemli kısmı da kaybolmaya yüz tutmuş ne yazık ki. Tanımları var, şubesiz kebap, adama kebapı, ciğer ve buna benzer diğer yemekler var. Ama sonuç itibariyle özellikle zor yapılanları nesilden nesile aktarılamıyor ne yazık ki. Bunu bir şekilde sağlamamız gerekiyor. Yemek bir anlamda kimlik demek ve kaybettiğiniz her ürün aslında biraz kimliğinizden bir şeylerin korunması anlamına geliyor. Buna sebep olan bir sürü etken var tabii. Şimdi sosyolojisiyle biraz ilgilendiğimizde. Modernite en önemli nedenlerden bir tanesi. Modernite iki şeyi getiriyor. Bunlardan birisi merkezileşme, diğeri de standartlaşma. Bu iyi bir şey gibi görünüyor ama yemekler bağlamında baktığımızda çok iyi bir şey değil. Niye? Standartlaştırma tek düzeliğe neden oluyor. Tek tipleşmeyi doğuruyor. Dolayısıyla yemeklerden yani uluslararası bir takım yemeklerin, çok fazla tanıtılan yemeklerin yerelde de hakim olmasına neden oluyor. İşte biraz önce konuştuğumuz o Starbucks'ın kahvelerinin her yeri tahkim etmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Modern hayat bazı yemeklerin kolay yapılamayan yemeklerin devre dışı kalmasına neden oluyor. Bunlardan kurtulmak için neler yapmak lazım? Bir sürü şeyden söz ettim. Çok kısa birkaç tanesinden bahsedeyim. Öncelikle benim ilgi alanım olan ben üniversite hocasıyım. Aynı zamanda bütün öğretim kurumunda görev yapıyorum şu anda. Onlardan birisi eğitim. Çok kısa şeyi söyleyeyim, sonra gelirse açabiliriz. Adana şehir olarak iki şehirde çok farklı ona çıkması gerekiyor. Bunlardan birisi tarımsal üretim alanları çok geniş olduğu için ziraatlar. Bizim üniversitemizde Çukurova Üniversitesi'nde ziraat fabrikası var ama hocanın aslında çalıştığı bölümde öğrencimiz yok. Gastronomi bölümünde Adana'yı karakterize eden en önemli noktalardan bir tanesi bu yemek, gastronomi. Dolayısıyla gastronomi ve eğitimini hızlı bir şekilde derdeye koyup yerel yemekleri orada öğrenilebilir ve aslında tanıtılabilir hale getirmesini sağlamamız lazım. Söz olarak ikinci turu yaparız. Ben İstanbul'da bir soru söyleyeyim. Buyurun. Siz uzun yıllar dernek olarak hep Anadolu'yu geziyorsunuz. Hem de oradaki yerel yemeklerin tadına bakıyorsunuz. Burada Adana'ya da geldiğinizde sizin en dikkatinizi çeken, yani restoranlar değil de ya niye bunlar yok dediğiniz neler var acaba? Böyle bunun karşısında o restoran sahipleriyle konuşup ya işte sadece bunlar değil de bunları da yemek istiyoruz dediğinizde nelerle karşılaşıyorsunuz? Yani çok fazla şey var aslında Öner Bey. Mesela dün Düzce'de bir yemek vardı.
daha önceki yıllarda geldiğim için biliyorum ki biz orada kebap, ciğer, et türlerinin dışındaki yöresel yemekleri de yiyebileceğiz. Ona dört gözle onu bekledim açıkçası. İşte ne bileyim bir misal bir bamyalı olmasından bahsedebiliriz. Yani çok da yapması kolay olmayan bir şey şüphesiz. O iri bamyaların içine doldurulduğu bir yemek, bir misal. Ama yani aslında burada biraz bir şeye geliyor. İster istemez bir ürünle öne çıktığı zaman bir kent, ki Adana'da bu kebap çok açık. Kebap ve çeşitleri diyelim ciğer. Diğerleri biraz geri planda kalıyor. Evlerde muhtemelen geliyor. Belki törensel anlarda, düğünlerde, cenazelerde gene belki çocuk doğumlarında yapılmaya devam ediyor. Bu tür esnaf lokantası tarzı veya esnaf lokantası değil, yani gece de gidebileceğimiz daha yanında içkisi de olan lokantalar da olabilir. Bunların biraz yaygınlaşması herhalde gerekiyor. Şimdi mesela kitle olursa Adana'da nereye gidelim? İşte kebapçı, hangi kebapçı, şu kebapçı. 10 tane kebapçı söyleniyor ve hepsi de çok iyi. O ayrı ama hiç kimse işte olum ya da olmasında şunu da yiyebilirsiniz diye biliyorsunuz. Mesela bizim İstanbul'da Çiyamız var. Bütün Anadolu'dan ürünlerin oldu. Hani Adana'da da keşke kebapın dışında evde yapılan yemekleri yiyebileceğim. Böyle düzgün. Belki de var ama ben açıkçası duymadım. Bunu duymak isterdim. Ben de istiyorum. Maximilian, sen ömrünün çoğunu Türkiye'de yaşamış bir insansın. Evet. Ve o konuda da Türkiye gastronomisine çok değerli katkıların olmuştu. Ben buna hep şahit olan bir insanım da. Sen bir sonuçta çocukluğun Almanya'da geçmiş olarak düşündüğümüzde Türkiye'ye geldiğinde, Anadolu'ya geldiğinde, Anadolu'da gezen bir insan, Adana'ya geldiğinde neler eksik görüyorsun? Yani o eksik gördüğün şeylerde nasıl bir düzeltme olması gerekir sence? Evet, öncelikle Ali ve Gökhan'ın sözünü kurduğuna için de çok teşekkür ediyorum. Yani ve özellikle olarak Gökhan'ın sözünü Türk mutfağına en çok fazla bir arkadaş olarak biz onları hep yanındayız. Söylemek istiyorum. Evet, çok gezen bir insan inşallah gibi bir şey. Ve bu konuda için daha önce Anus ailenin Adana'ya geldim ve Adana'nın eşek bir algılısı var, bazı kişiler değilim. Şimdi ben de yabancıyım, tamam uzaktan bir şeyden bir yabancıyım. İlk olarak işleri olarak siyaret ederken zamanında benim satış işimden içerisinde bana öncelikler içinde esnaf lokantaları gösteriyor. Çünkü ben yaran mutfağımı anlatıyorum, yıldaş anlatıyorum, ürün anlatıyorum. İkincisi sonunda eğitim kurumları olarak siyer ediyorum. Yani burada bir dehşet eğitim kurumları var. Listeler var. Bir tane çok güzel listeler siyer ettim. Yani hocaların içerisinde olarak birlikte sohbet ettik. Hocaları satarak gelip bir çocuk gidiyor. Arşivleri satarak başlık hocak yani doğru. İkincisi de burada bir tane kadın sanat mevcut var. Büyük şehirde yapılan yatırım. Dehşet. Böyle bir şey yok. Türkiye'de ilk defa böyle bir şey gördüm. Sanat meclisi içinde, kadın sanat meclisinin altında bir tane eğitim mutfak var. Ve öncelik olarak eğitim konuşalım. Yani sizin mutfak kültürü içinde eğitime dahil geçmek. Şimdi burada %90 yani turist geliyor, %10 yabancı turist geliyor. Demek yani burada bazı kendine kültür olarak kazanamak ve yeni aile birlikte olacağız. Yani her şey Adana kebap değil. Doğru. Ama Adana kebap daha edebilecek ama başarılı olarak yani bir şekilde burada yer alan mutfağının üzerinde olarak eğitim olarak dönüştürmek, doğru ve kendi sözlerinde insanların içinde paylaşmak ve kendinin mutfak kültürü pazarlama. Bu konuda bu festivalin içindeyim alan ilgili olarak siyer ediyorsunuz. Yarışma var. Gençler kendinin yemek kültürü içindeyim inovatif üzerinde bir yorum olarak görüyor. Son tarafta içerisinde çok güzel bir tane alan var. Kendinin Adana mutfak olarak bir şehirden olarak bir sunum olarak yapıyor. Adana zaten bu konuda benim için de başarılı oluyor şu anda. Bana göre diğer festivaller tarafı için. Ve eğitim olarak özellik olarak söylemek istedim. İkinci konusu kısa anlatırım. Erkek dünya, şef dünya, biraz ekonomik bir dünya. Kendisi içinde dünya modeli şefler içerisinde arka tarafta olarak araştırıyor bir şekilde. Sonra böyle bir yemek tarzı olarak ve kendini global yemekleri seviyor yani bu şekilde. Kadın yalnız yemek olarak tanıtmıyor.
öncelikle kadın olarak ev kültür, kendinin kültür üzerinde içinde yaşayan, geografik olarak anlatılan ve ürün kültür olarak anlatılan, sonra yemek bizi olarak bir şey anlatıyor. Ritual da çok ve bu ikisi de ben dahil edebilirim. Oğuz Hocam, galiba hem burada bir öğretim üyesi olarak hem de Adana'nın yemeklerini unutulmuş, sır kalan yemeklerini bir daha Adana'nın mutfağına sokabilmek için bayağı bir mücadele veriyorsunuz. Öğrenciler yetiştiriyorsunuz. Öğrencileri yetiştirmenin dışında hiç böyle valiliklerle veya belediyelerle ev hanımlarına veya çalışan kadınlarınıza, erkeklerinize meraklı olan insanlar için de yapılabilecek bir şeyler var mı? Siz o konuda hani hem yemeklerin tescilleriyle ilgili bilgileriniz var, güzel şey, reçetelerle de ilgili bilgileriniz var. İşiniz hem eğitmenlik hem öğretmenlik olduğu için biraz bize bilgi verir misiniz? Aslında ben bakıyorsam buradaki bir etkinlik alanında valiliğin imalesinde bütün belediyelerin ve kurumların bir araya geldi. Bunun için Çukurova Üniversitesi'nin de desteğinin olduğu çok büyük bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Ve bunun 8. yılında ise o sürdürülebilir çok önemli. Peki bunu biz Marka Şehir'in turizm destinasyonları açısından bu yöresel yemekler, farklılaşmayı inanılmaz derecede sağlıyor, evet. Sadece ve sadece kebap yöntemine çıkarak bunu artık yapmıyor olmamız gerektiğinin altını çiziyor olmamız gerektiğini yapıyorum. Biz Çukurova Üniversitesi olarak henüz öğrenci almıyoruz, yetiştiremiyoruz. Çok yeniyiz. Ama ümit ediyoruz önümüzdeki yıl itibariyle almaya. Ama burada Kalkınma Ajansı'nın yapmış olduğu raporda zaten lisans ve lisans üzeri eğitimin eksikliğiyle ilgili bir belirteç bizim en büyük belirteçimiz olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü biz yayın yapmaya çalıştığımız zaman da şununla karşılaşıyoruz ne yazık ki doğru kaynakları yapmamız için ulaşılamadığını görüyoruz. Yeterince bu konuyla ilgili yazılı kayıt hala daha oluşturamadığımızın farkındayız. Alana çıkıp bazı çalışmalar yaptık. Burada Türkmen yemek kültürünün, burada köylülerin neden sürdüremedikleriyle ilgili bir çalışmamız var mesela. En önemli unsur olarak kültürü devamlılığını ve aktarılmanın yemeklere doğru olarak yapılamaması sonucu çıktı. Yani burada belki evlerin içerisine işe girip o bizim gerçekten kendi ev yemeklerimizi nasıl pişirmemiz gerektiğini, belli bir düzenli mutlaka bunu tekrarlayıp o çocuğu büyürken bunları görerek büyüyor olmasının önemini aşılıyor olmamız bu kültürün devamlılığını sağlayan en önemli unsurlar. Adana mutfağına baktığımız zaman Orta Asya Türk mutfağının Ortadoğu'dan da böyle esintiler alarak Anadolu coğrafyasına ilk girdiği noktalardan birisidir aslında. Ve burada hem Arap yemeklerinin hem de yürütülmen yemeğinin iç içe olduğu bir arenadayız biz. Ve biz sadece kebap, şerban ikiliminden tabii ki o yüzden çok büyük bir marka değerimiz. Bu çok önemli ve onu korumaya devam edeceğiz. O ayrı bir şey. Izgara çeşitlerimiz aynı şekilde. Fakat çok güzel bir yemekleri. Bunlardan mesela ev taranası, buraya çok özellikli menemiş yaprakları ve fermentasyonunun yapıldığı, ondan sonra normalde top köfte şeklinde içerisinde köftelerin bulunduğu, çok özellikli o ev taranasının artık Adana'da bile evlerde pişmediğini görebiliyoruz. Bir diğeri kara çorba mevcuda baktığımızda, karşımıza çıkan. Bir de üzümün dediğimiz besle sırf üzümünden olan söylenen aynı hocam Osmanlı yemek kültürünüze aşılayan ondan sonra etin içerisine nohutun ve ondan sonra üzüm gibi günlerde yapılan geleneksel bir yemeğimiz var. Yine onu da çok az yapılır hale geldiğini ya da belki aranızdaki buradan düşünmadığını söyleyebiliriz. Sekizinci ciğeri böyle örnekleyebiliriz. Bir de kaybolmuş yerlerin dışında şekil değiştirenler de var. Yani sizin şu anda çoğu yerde yüksek çorba
aslında çorbanın börek çorbası olduğunu biliyor olmamız gerekiyor. Yani top köftenin ayrı içerisine konuluyor olması, harap şeklinde o hamurların haşlama olarak içerisine giriyor olması. Yani biz dünya mutfaklarına baktığımız zaman özgürlüğün tanınmışlık ve çeşitlilik çok önemli. Çeşitlilik bizde var ama tanıtamıyoruz. Altyapı olarak ve o özgürlüğü de koruyamıyoruz. Şimdi yeni coğrafi işaretlemelerle bu işlemlere başladık. Bazen coğrafi işaretlemelerle doğruluk payı olmayan şeylere rastlayabiliyoruz. Yani işte bunların kurumlar açısından çok titiz çalışılıyor olması, mutlaka üniversitenin bu ayağının işin içerisine giriyor olması çok önemli. Araştırmalar açısından ben şunu hep savunuyorum. Yeni kültür tarihiyle ulusuyla anlatılması gerekiyor. O yüzden bir tarih bilinciyle birlikte bir sosyoloji tarafının incelenerek nesilden nesile o aktarımın da mutlaka hani kaleme alınarak yapılıyor olması da bana göre çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Süremizi doldurduk bir şey olarak ama sizden ricam böyle siz de bizim gibi misafirsiniz Adana'da ev sahibimiz hocam. Adana'da en dikkatinizi çeken hani dolaştığınızda ettiğinizde festival alanında dolaştığınızda bu şalgam ve kebabın dışında en dikkatinizi çeken üçüncü bir ürün nedir? Epey bir şeyden söz edelim. Bak ilk gün onlardan birisi mesela yağ yine kebap türü olacak ama yağlı kara. İçli köftenimiz böyle halinde pişirilmesi o çok dikkat çekici bir şey. Biraz daha kenara gittiğinizde humus hepsi mevcut. Çok kısa da bir şeyden bahsedeyim. Onu söylemezsem eksik kalacak. O ya hoca da belirtti tarhanadan bahsetti. Şimdi biz Adana'da hangi yemekleri daha çok öne çıkarabiliriz, tanıtımını sağlayabiliriz sorusuna yemekleri ve ürünleri tanıtabiliriz diye sorusuna cevap vermeye kalktığımızda bence bu tarihsel tecrübe, yani tarihsel tecrübeler önemsiyorum çünkü şeyin ürünleri, yemek olsun, diğer tarımsal ürünleri ayakta tutan iki tane faktör. Biz coğrafya, birisi geleneksel yapı, yani geleneksel kültür. Bu tarhana enteresan bir şey galiba. Çok sadece bir kayıt var, bir arşiv kaydı. Sanayiye gönderiyor Adana. 17. yüzyılın başında tarhanayı ve aynı zamanda reçelleri. Reçellerin ne reçelleri olduğunu göstermiyor. Muhtemelen turşu günlerle alakalı. Bir de Evliya Çelebi'nin bahsettiği birkaç mevzu çok önemli. Birisi bal. Balı önemsiyor benim. İkincisi manda kaymağı. Manda kaymağı daraldı. O coğrafyadan yaşanan değişikliklerle alakalı bir şey. 19. yüzyılda biliyorsunuz Çukurova'da bataklıkları kurutuyorlar. Dolayısıyla mandalar biraz daha azalıyor. Aslında çok manda sayısı çok yüksek bir yer. Çok kısa onu da bahsetmiş olayım. Ben yerine kalktım. Ha bitti. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Tarhana ile ilgili verdiğiniz bilgi de çok değerli bizim için. Ben de aynı soruyu cevaplayayım. Önce Oya Hocam'ın sözlerinden sonra ben de bir cümle ekleyeceğim. Coğrafi işaret çok kıymetli bir şey şüphesiz. Fakat tabii Türkiye'de birçok şeyin biz sözde var, özde yok yapan bir milletiz. O yüzden benim buradaki Adanalılardan ricam coğrafi işarete falan bakmasınlar. Kimliktir yemek. Yani kimliğimizi kaybetmeyelim, yemeklerimizi yapalım. Annemizden öğrenelim. Bilmiyorsak bilen kalmamışsa üniversiteye başvuralım. Reçetesini oluşturmaya, yani bu biraz da baskıyla olur. Toplum da talep edecek yemeklerimiz sahibi olması diye el birliğiyle bir envanter kayıt altına alınması çok önemli. Benim Adana'da kebaptan önce aklıma gelen her geldiğinde tatlı oluyor. İnanılmaz bir tatlı kenti. Yani ilk geldiğinde seneler önce sokakta böyle tek tek kara kuş, işte kadayıf falan satıldığını gördüm. Yani taneyle tatlı mı satılıyor diye çok şaşırmıştım. Çünkü biz onu kiloyla almayı biliyoruz. Onun için şimdi böyle çıkıyorum, 15 liraya bir kara kuş, işte bir 20 liraya bir kaymaklı kadayıf falan böyle dolaşıyorum. Harika bir kültür. Biz bu kadar dumanı İstanbul'da bir parkta görsek yangın bıçıklığı itfaiyeye haber veririz. Ama burada görünce insan hiç şaşırmıyor. Aa diyorum, tamam mangallar yanmış olmalı.
Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Aile, tabii şimdi yeni aile dün 5-6 olacaktır. Bunu da çok yakın, kadınlar çok güzel bir restoran olarak işletiyor. Tabii ki biraz dünyamakta alıp kendini yemek kültürü olarak yediriyorlar içine. Ve sonsuz olduğum için onun sonrası, yani bugün olarak tüm Türkiye'nin harita olarak bir şekilde olarak değerlendiriyorsunuz. Adanın katkısı neydi? Yemek katkısı neydi? Onun sonrası öncelik sıcak sekin yağlı kültür var burada. Salata da biraz. Sarımsaklı bana anlattığı ilgili için. Patlıcan yemekleri için de önemli olan Adana Topak patlıcan. Artık ekleniyor. Tekrar bu gene lokal seed yani bir şekilde olarak dahil ediyor. Çok çeşit örnek de var benim elimiz için. Hepsini olarak değerlendirmek istiyorum. Bazıları analara kız gibi örnek. İçeriz içinde burada bu yemek kültürü olarak çok farklı ve bunların yemek kültürünün bu konuda içinde çok geniş ve zengin olarak kültürler. Burada siz daha iyi biliyorsunuz bu konuda içinde veya çorba tarafında içerisinde yüksek çorba gibi çeşit çorbalar var. Burada da Türkiye'nin katkısı olan ve zeytin yağlı kültür çok ayrı bir kültür. Yalnız Türkiye'de var. Dünyada yok. Hiçbir yerde yok. Türkiye, yurt dışına doğru gidiyorsunuz, Yunan'da çok gidiyorsunuz ve farklı bir şekilde İtalya'ya gidiyorsunuz. Bizde ayrı bir kategori var, adı zeytinyağı. Ne zaman müşteri olarak yarışlara doğru gidiyorsunuz içinde zeytinyağı niye var? Yurt dışına da dönüşüne var. Dünyanın en iyi zeytinyağı kültürü bana da görüyoruz, Türkiye'de doğru. Ve ikisi bunun katkısı olan özel adamlar tarafında sıcak zeytinyağı kültürü çok özellikle. Siz çok değerlisiniz, burada gelmesi için çok teşekkür ederim. Ben biraz önce Şişik'ten bahsettiniz. Ben bundan 15 yıl önce bir Adanalı bir ailenin evine yedim. Ve inanın bayıldım. Böyle lahana ile yapılan, içinde tarhan olan, şişik biraz öncesini anlattınız. Ve her Adana'ya gelişimde gözlerim ya birisi yapsa da yesem diye diyor. Dilerim önümüzdeki sene bir yerler yapmış olur. Bu sesimiz bir yerler. Ve biz onu yeriz diye düşünüyorum. Siz de son olarak bize neler söylemek istersiniz hocam? Aslında bir turizm akademisyeni aynı zamanda bir daha mantıklı olarak farklı şehirleri seyahat ettiğimizde en çok ön çıkan şeyin oralarda bu yerel yemeklerin yenilebileceği işletme sayısının varlığını çoğaltmak biz belki Adana'nın içerisinde bu işletmelerimizi çoğaltıyor olmamız gerekiyor. Yani normal elimize yediğiniz çeşitli yemekleri oraya da taşıyabileceğiniz en az 40 kişilik bir otobüsün indiğinde Rus kahvesine ondan sonra aynı ortamda oteller dışında belki tarih mekanlarının onarılarak dönüştürüldüğü yerlerin sayısının Adana'da artıyor olması gerekliliği var ki gerçek Adana mutfağında bu şekilde tanıtımı yapılabilir. O zaman en büyük dileğimiz biz misafirler olarak önümüzdeki sene geldiğimizde Adana'nın sadece kebap kültürünün dışında öteki yemeklerini de tatacağımız bir lokantası olur. İnşallah. Ve birlikte yeriz. Çok teşekkür ederim.